Evet, yine günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız ve ardından günün konuyla söyleştiğimiz gündemin getirdikleri programında karşınızdayız. Önce manşetler. Evet, akşam saatlerinde gelişen bir hadiseyi paylaşalım. Daha doğrusu bir telefon gelişmesi. Önce şunu hatırlatalım. Perşembe günü sevgili izleyenler, Almanya parlamentosunda 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili bir yasa tasarısı Almanya parlamentosunda oylanacak. Ve bu kritik oylama öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı. Kiminle? Almanya Devlet Başkanı Angela Merkel'le. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu gazetecilere de açıklama yaptı, ancak daha önce bir haber ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le ilgili telefon görüşmesi yaptığına dair Ermeni olaylarıyla ilgili yasa tasarısı öncesi. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel'e Almanyalıların sağduyusuna güvendiğini ve yasa tasarısı öncesi Türkiye'nin kaygılarını ilettiği öğrenildi. Evet, bugün Salı ve grup toplantısı, siyasi parti, muhalefet partisi liderleri neler söylemişler bunu aktaralım. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden başlayalım. Bahçeli'den res başlığıyla duyuruyoruz bu haberi. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gelişmeler malum, oldukça hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Yargıtay muhaliflerin talebini kabul etmiş ve çağrı heyetinin çağrısıyla kurultay yapılacağına dair kararın önünü açmıştı. Bu kararın ardından yine Milliyetçi Hareket Partisi'nde soru işaretleri devam etti. Nitekim kurultay tarihini biz belirleyiz diyen iki adres vardı. Birinci adres çağrı heyeti, diğer adres de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, yani Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli günler öncesinden hem adaylığını açıklamıştı, hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü kurultay tarihini 10 Temmuz olacağını ilan etmişti. Bu tarihte hem seçimli genel kurul yapılacak, hem de tüzüğün ilgili maddesi değiştirilecekti. Ancak çağrı heyeti kurultay tarihini biz belirleriz şeklinde bir açıklama yapmıştı. İşte bu açıklamaların gölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında bu konuya değindi ve bir kez daha 10 Temmuz'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayını yapılacağını ilan etti. Bir kez daha 10 Temmuz'dan sonra yapılacak kurultay tarihini genel merkez olarak tanımadıklarını söyledi. Yani bir kez daha res çekti Devlet Bahçeli. Bu arada Devlet Bahçeli Yargıtay'a yönelik de Yargıtay kararı üzerinden, Yargıtay'ın MHP ile ilgili verdiği karar üzerinden Yargıtay Başkanı'nı ve Yargıtay üyelerini eleştirdi sevgili izleyenler, Bahçeli. Kılıçdaroğlu'ndan Hodri Meydan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında sevgili izleyenler milletvekillerine seslendi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Yargıtay vardı, Yargıtay Başkanı vardı. Az önce aktarmadık, ancak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay Başkanı İsmail Cirit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çay toplamasına ilişkin fotoğrafı eleştirdi. Yargıtay Başkanı'nı eleştirdi. Aynı eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan da vardı sevgili izleyenler. Nitekim Kılıçdaroğlu Yargıtay Başkanı'nı bu fotoğraf üzerinden sert sözlerle eleştirdi grup toplantısında. Bir eleştiri de HDP'den geldi. HDP Demirtaş'tan istifa çağrısı başlığıyla duyuruyoruz bu gelişmeyi de. Nitekim HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Yargıtay Başkanı İsmail Cirit'in önce özür dilemesi gerektiğini, ardından istifa etmesi gerektiğini söyledi ve bir çağrıda da bulundu. Herkesin gezilerine katılıyor musun? İstanbul'da HDP'nin gezisi de var. Gel buraya da katıl şeklinde bir ifadesi var HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın. Geçelim diğer gelişmelere sevgili izleyenler. Gezi Parkı kapatıldı. Gezi olaylarının 3. yıl dönümünde yoğun güvenlik önlemleri var. Nerede? Gezi olaylarının tam da merkezinde, yani İstanbul Taksim'de ve Gezi Parkı'nda. Sabah saatlerinde önce Taksim Meydanı'nın etrafı barikatlarla kapatıldı.
Ardından başka bir önlem daha geldi. Gezi Parkı'ndakiler dışarı çıkartıldı sevgili izleyenler. Yani Gezi Parkı tamamen boşaltıldı. Barikatların ardından ikinci bir önlem de Gezi Parkı'nın boşaltılması oldu sevgili izleyenler. Mimarlar Odası'nda gözaltılar, bu da güne damga vuran önemli gelişmelerden biriydi. Nitekim Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin Çırağan Sarayı'ndaki binası boşaltıldı. Daha doğrusu boşaltılmak istendi öncelikle kaymakamlığın kararıyla. Ardından bu boşaltma kararına direnen 15 Mimarlar Odası yöneticisi vardı. Başta Mimarlar Odası Başkanı olmak üzere. Ve bu direnişe polis müdahale etti. 15 Mimarlar Odası yöneticisini gözaltına aldı sevgili izleyenler. Ve bu gözaltı işleminin ardından ifadesi alınan Mimarlar Odası yöneticileri daha sonra serbest bırakıldı. Evet, o armaya açıklama John Bass'tan gelen bir açıklama. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi birkaç gün önce bir fotoğraf karesi vardı hatırlarsınız sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri askerleri Suriye'de PYD isimli terör örgütünün armalarıyla görüntüleniyor. Yani üniformalarında PYD'nin arması var, terör örgütünün arması vardı. Kuşkusuz bu fotoğraf tepki çekecekti. Nitekim öyle de oldu. Gerek hükümetten gerekse Türkiye kamuoyundan ciddi tepkiler aldı. John Bass bugün bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve PYD armasını taşıyan askerin izin almadığını, bu armayı taşımak için izin almadığını ve bu hadisenin Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını bağlamadığını sözlerine ekledi John Bass. Brüksel'de karıştı, Avrupa karışık, grevlerle sarsılıyor. Fransa'da hükümetin politikalarını, ekonomi ve sosyal politikalarını protesto eden binlerce kişi Fransa'da grev başlattı. Sendikaların çağrısı üzerine grev başka ülkelerde de var. Nerede var? Belçika'nın başkenti Brüksel'de var sevgili izleyenler. Grev Avrupa'yı sarmış durumda diyebiliriz. Bakalım diğer kentlere sıçrayacak mı? Ruslardan iki şart. Malum Rusya-Türkiye ilişkileri halen krizde devam ediyor. Kriz yani ikili ilişkiler yumuşamış değil. Bugün bir açıklama vardı. Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Igor Marazov'dan. Marazov Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi için iki şart koştu. Bu iki şarttan birisi düşürülen Rusya uçağı nedeniyle Türkiye'nin özür dilemesi ve tazminat ödemesi. Bu ikisini gerçekleştirilmesi halinde çalışma gruplarına gerek olmadığını ve ilişkilerin rayına gireceğini söyledi Marazov sevgili izleyenler. İki ülke ilişkilerinin düzelmeye başlamasının çok kolay olduğunu ve bunun da Türkiye'nin elinde olduğunu söyledi değerli izleyenler Rusya temsilcisi. Geçelim diğer gelişmelere. Oldukça ilginç bir haber. Ayrı ayrı haberler bunlar ama aynı çerçevede verelim isterseniz. Aysal, Kütahyalı ve Büyük Saraç'a ceza. Aysal ve Kütahyalı, Ünal Aysal, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal ve gazeteci Rasim Özhan Kütahyalı aynı davada yargılanıyorlardı. Merve Büyük Saraç ise eski Türkiye güzeli manken başka bir davada yargılanıyorlardı. Üçü de bugün ceza aldı. Bugün cezaları belli oldu daha doğrusu ve kamuoyuna yansıdı. Aysal ve Kütahyalı Fatih Terim'in açtığı davada yargılanıyorlardı. Neydi bu dava? Haberleşmenin gizliliğini ihlalden iki isim hapis cezaları ve tazminat cezaları aldı. Nitekim Fatih Terim'in attığı bir mesajı kamuoyuna ilan etmişlerdi bu ikili ve Fatih Terim de dava açmıştı. Para cezaları ve hapis cezaları geldi. Diğer davada da Büyük Saraç, Merve Büyük Saraç Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası aldı. Değerli izleyenler, bir dava da kamuoyunu yakından ilgilendiren başka bir dava da Şansal Büyükağ ile Ahmet Çakar arasındaydı. Eski hakem Ahmet Çakar arasındaydı. Şansal Büyükağ Ahmet Çakar'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla
dava açmıştı. Ancak Ahmet Çakar'ın özür dilemesiyle birlikte dava düştü. Daha doğrusu Şansal Büyük'a davayı geri çekti. Davalarla dolu bir gün sevgili izleyenler. Ve son haberi aktarıp ilk bölüme noktayı koyalım. Dokunulmazlıklar için tarih başlığıyla duyuruyoruz bu gelişmeyi. Nitekim Anayasa Mahkemesi HDP'li ve CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarla ilgili geçici anayasanın geçici maddesine ilişkin teklifi, iptali ve yürütmenin durdurmasıyla ilgili HDP ve CHP milletvekillerinin başvurusunu 3 Haziran'da görüşmeye alacak, incelemeye alacak daha doğrusu sevgili izleyenler. Bunu da aktardıktan sonra günün manşetlerine noktayı koyalım. Evet, günün fotoğrafı İzmir'den, İzmir'in Seferihisar ilçesinden. Nitekim Genelkurmay'ın bugün bir tatbikatı vardı ve bu kareye 3 isim girdi. 3 ünlü isim girdi. Biri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, diğeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar. Bu 3 önemli ismi aynı kareye sokan fotoğrafsa Milli İHA'nın, ilk Milli İHA'nın tanıtımıyla ilgili. Daha doğrusu damat Selçuk Bayraktar, insansız, milli insansız hava aracını Genelkurmay Başkanı ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bilgi verirken görüntüleniyor. Ve bu fotoğraf karesi de günün fotoğrafı şeklinde biz tanımladık ve sizlere sunduk. Evet, sosyal medyada neler konuşulmuş hemen aktaralım sevgili izleyenler. Diren Tumop programın girizgahında Mimarlar Odası'nın 15 yöneticisinin gözaltına alındığına haberini aktarmıştık. Bu başlıkta Diren Tumop başlığıyla burada tartışılmış ve konuşulmuş. Ey Fransa, Fransa'daki grevlerle ilgili yapılan yorumları ifade ediyor. İlginçtir, Fransa'daki olaylar, Fransa'daki grevler, daha sonra Belçika'ya sıçrayan grevler gezi olaylarının 3. yıl dönümüne denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Fransa'daki ve Brüksel'deki hadiselerle gezi olaylarında bağlantılan bir konuşma yapmıştı hatırlarsınız. Haykırsam dünyaya Gezi Parkı'na, yine Gezi Parkı'nın 3. yıl dönümü bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Mavi Marmara'yı unutmadık. Mavi Marmara olaylarının 6. yıl dönümü değerli izleyenler, yine sosyal medya kullanıcıları tarafından unutulmamış bu önemli olayda. Alper Futuk ve Serdar Aziz bugün spor camiasında yankı bulan başka bir gelişme daha vardı. Nitekim Avrupa 2016 futbol şampiyonasında, Fransa'da yapılacak 2016 futbol şampiyonasında ülkemizi temsil edecek A milli takım kadrosu açıklandı sevgili izleyenler ve ilginç isimlerin kadroda olmadığını görüyoruz. Bu iki isim birisi Alper Potuk, diğeri de Bursasporlu futbolcu ve transferi gündemde olan Bursasporlu yeşil beyazlı futbolcu Serdar Aziz, sürpriz olarak yorumlandı iki ismin kadroda olmaması. Alper Potuk ve Serdar Aziz Fransa'da yok sevgili izleyenler. Bu da sosyal medyada bir hayli yankılanmış diyelim ve günün konuğunu artık geçelim. Evet değerli izleyenler, Ali Çevdir'i konuk ediyoruz. Bursa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın genel kurulu yaklaşıyor. Bursa Şubesi'nin seçimi yaklaşıyor.
Hafta sonu yapılacak seçim ve bu seçim öncesi 3 aday var. 3 aday sandıkta yarışacaklar. Biz bu akşam Ali Çeydir'i konuk ettik. Değişim ve Dayanışma grubu, meslekte Dayanışma ve Birlik grubu adayı Ali Çeydir. Sayın Çeydir, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizi biraz tanıyalım, birkaç cümleyle. Ali Çeydir kimdir? Ali Çeydir 1965, Dursun Bey doğumluyum. Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşamaya başladık. Meslek hayatıma 1989'dan önce başladım. 85 yılında üniversiteyi bitirerekten meslek hayatına başladım. Meslek siyasetiyle de 2006'da disiplin kurulu üyeliğiyle seçimle o dönemde gelmiştim. O günden bugüne meslek siyasetiyle bir şekilde hemhal olduk ve çalışmaya devam ediyoruz. Meslektaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, oldukça eskisiniz meslekte, sözlerinizden bunu anlıyoruz. Meslekte Dayanışma ve Birlik grubu ile ilgili birkaç şey söyler misiniz Sayın Çeydir? Malum bizim mesleğimiz 1989 yılında 3568 sayılı yasanın çıkışıyla kendini var oldu. Bugün, o günden bugüne kadar grubumuz her türlü seçime girdi. Köklü bir grup olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Her dönem içerisinde saygın adaylarla meslektaşlarımızı bir şekilde temsil ettik. Kamuoyunun önüne çıktık, meslektaşlarımızın önüne çıktık. Bu dönemde de Meslekte Dayanışma Birlik Grubu şahsımı aday göstererekten seçimlere giriyoruz. Çok kısa bir süre kaldı tabii. Evet. Siz de ön seçim yaptınız tıpkı Çağdaş Grup gibi. Çağdaşlar odalarda ön seçim yapar ama sizler de pek fazla bugüne kadar tanık olmadık ön seçim yapıldığını. Ancak sizler de ön seçim yaptınız. Kaç aday vardı, nasıl bir sonuç elde edildi? Siz kazandınız muhakkak. Bundan da bahsedelim isterseniz. Şimdi malum mesleğimiz zor bir meslek. Meslek odasında da 4548 meslek mensubumuz var. Oda büyüyor, grup büyüyor. Bir yöntem bulmamız gerekiyordu. Çağdaş gruptaki arkadaşlar öteden beri bir yöntem içerisinde gidiyorlar. Bizim grubumuzda derneğimizin bir seçim tüzüğü var. Bu seçim tüzüğünde de divan kurulunun yaklaşık 97 hazırlı bir divan kurulumuz var. Bu divan kurulunda adaylık müracaatları var ve bu dönem içerisinde de 4 meslektaşımız birlikte aday oldu birimle birlikte. Bu 4 meslektaşımız içerisinde en yüksek oyu ben aldım. Diğer bütün arkadaşlarımız da seçim sonrasında Ali Çevdir'le birlikte seçime hazırız, arkasındayız mesajını vererekten seçim kampanyamıza başlamış olduk Ekim ayında. Ekim ayında, evet. Şimdi elbette asıl seçimi de soracağım ama bunu programın sonlarına doğru soracağım. Nitekim orada da 3 aday yarışacaksınız. Şimdi mesleki sorunları sormak istiyorum Sayın Çevdir. Tabii birçok sorununuz vardır. Sorunları saymaya kalkarsanız program süresini epey aşarız ama genel hatlarıyla meslektaşlarınızın sorunlarını sıralamak gerekirse neler söylersiniz? Mesleğimiz zor bir meslek. Birçok arkadaşımız veya meslektaşımız hem ofisinden diyebiliriz veya bağımlı çalışıyorsa da şirketlerdeki mekanlarından dışarıya çıkamaz halde. Ağır bir iş yükü var. İki bölüme ayırabiliriz. Belki bağımlı çalışanların farklı sorunları var. Serbest çalışanların farklı sorunları var. Biz seçim kampanyası içerisinde bunları farklı bir şekilde broşürlerimize koyduk. Ama özetlemek gerekirse bağımlı çalışanların daha çok zamana ve angaryalardan kurtulmaya yönelik ve özellikle ücret skalası anlamında çok büyük sıkıntıları var. Bunlara yönelik biz de projeler geliştirdik, broşürümüze koyduk. Serbest çalışan meslektaşlarımızın ise özellikle tahsilat problemi, belki her meslekte var ama bizim mesleğimizde gerçekten ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İsmini değiştirmek lazım belki. Öteden beri angarya koyuyoruz da ismini ama evet. Angaryayı geçti artık. Üzerimize yüklenen yükler. Türkiye bir edenişim, dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümü de en iyi hükümet büyüklerimiz veyahut da bürokrasi düşünmüş. Bu iş en iyi mali müşavirler yapar şeklinde getirerekten bütün yükü bizim üzerimize koyuyorlar. Biz buna yönelik de projeler geliştirdik. Hem broşürümüze koyduk hem de meslektaşlarımıza birebir giderekten ziyaret ediyoruz. Belki de diğer bir ifadeyle projelerimizi biz yerel ve genel olarak ikiye ayırdık. Broşürümüzde de bunları şey yaptık. Özellikle Bursalı meslektaşlarımızı broşürümüzün ilk sayfasında göreceklerdir. Birlikte yapacaklarımız diye ifade ettik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum.
Sadece Ali Çevdir ve ekibinin yapacağı işler değil, mesleğin sorunları çok büyük. Bu sorunlara çözüm tüm meslektaşların katılımıyla olacaktır. Buna inanıyoruz. Onun için de birlikte yapacaklarımız başlığını altını çizerekten broşürümüze koyduk. Ana slogan birlikte yapacaklarımız, ortak aklı hani çıkartıyorsunuz muhakkak, değil mi? Bir de tabii ana sloganımız broşürümüzün başında var. Yani saygın oda, saygın meslektaş dedik. Yani kamuoyu, Bursa meslektaşlarımız, Bursa kamuoyu daha çok sosyal olaylar veya sosyal olaylara duyarlılıkla ilgili biliyor. Oysa bizim mesleğimiz adı üstünde mali müşavirliktir. Mali konularda kamuoyunun önüne çıkması gereken, saygınlığını bu yönde kendini kabul ettirmesi gereken bir odayken şu an için daha çok sosyal veya sosyal olaylara duyarlılıkla ön plandayız. Siyasallaşmış bir durumda mı diyorsunuz oradan yönetimi? Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben daha çok Mali Müşavirler Odası'nın asli işine dönmesi gerektiğini, yani asli vazifesinin mesleki sorunlara yönelik hem proje geliştirmesi hem de kamuoyuyla paylaşması gerektiğini inanaraktan çıktık. Bunun da ana sloganımız saygın oda, saygın meslektaş olarak ifade etmemizdeki ana gayemiz de buydu. Kamuoyu bizim sorunlarımıza karşı duyarlılığı arttırma anlamında bu çok önemli. Bir de tabii şunu söyleyebilirim, mesleki sorunları sıralarken, biz mesleki sorunlarımızı 100 kabul edersek, bunun %80'i müşterilerimizin sorunları, %20'si bizim şahsi sorunlarımız, mesleki sorunlarımız. Biz %80'i dile getirirken özel sorunlarımız çok geride kalıyor. Bu kamuoyu tarafından bilinmiyor. Biz bu %80'i çözümünün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerekten, ortak projeler üreterekten, kamuoyu ve siyasilerle paylaşaraktan çözüm ulaşacağına inanıyorum. Tabii biz çözümü, sorunu söyleyeceğiz. Soruna karşılık da nasıl bir çözüm önerisini getireceğimizi projelerle yapacağız. Bu anlamda da özellikle broşürümüzün içerisinde birlikte yapacaklarımızı çalıştaylar oluşturmamız gerektiğini ifade ettik. Yani sorun ve sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili ana bir dosya, ilgili kamuoyuyla paylaşılacak bir şekle getirmek istiyoruz. Evet. Peki biraz da ekibinizden söz edelim. Ekibinizde hangi isimler var? Nasıl bir ekip kurdunuz? Yola çıkarken hangi kriterleri göz önünde tuttunuz? Bunlardan da söz edelim. Çok genç ve dinamik bir ekibimiz var. Özellikle ekibimizin içerisinde hem mesleğin bilen arkadaşlarımız, hem duyarlılık hem de çalışkan arkadaşlarımızı seçmekte gayret gösterdik. Hem tecrübeleri var, hem de bilgi birikimleri çok. Projelerimizi hazırlarken de buna çok dikkat ettik. Yapamayacağımız hiçbir işi, hiçbir konuyu şeyimize, broşürümüze almadık. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Grup dengelerini gözeterekten bir seçim dönemi geçiriyoruz ve adaylarımızı da buna göre belirledik. Ekibimiz oldukça dinamik, genç, tecrübeli. Geleceğe umutla bakacağımız ve odayı hem ben hem de daha sonraki dönemlerde temsil edecek ciddi bir ekiple yola çıktık. Umuyorum başarılı olacağız. Evet, peki. Projelerinizi aktarmanızı isteyeceğim. Eğer pazar günü sandıktan çıkarsanız neler yapacaksınız, neler vaat ediyorsunuz üyelerinize? Şimdi biz projelerimizi tabii ikiye, başlangıçta söylemiştim, ikiye ayırdık. Özellikle birinci sloganımızı broşürümüzde incelerse meslektaşlarımız, oda kaynakları doğru ve etkin kullanılacak dedik. Yani bu dönemde ben oda saymanlığı da yapıyorum. Buradan birçok şeyin önüne geçemediğimizi de ifade etmek istiyorum. Yani yönetimde söz sahibi varız belki ama... Belirtelim, siz aynı zamanda odanın yönetim kurulu üyesiniz. Yönetim kurulu ve sayman üyesiyim ayrıca. Saymanlıkta yönetim kurulu içerisinde seçilen bir olgudur. Biz oda kaynaklarını meslektaşın ve mesleğin hizmetine kullanacağız. Bunun birinci vaadimiz bu. Oda kaynakları doğru ve etkin kullanılacaktan kastımız bu. Gerçekten mesleğimizde ikinci projemiz yeni uzmanlık alanlarına ihtiyaç var. Her sene 200 Bursa ölçeğinde 200 meslektaşımız bünyemize katılıyor. Yeni iş alanları oluşturmamız lazım. Yani aynı oranda şey büyümüyor. Mükellef sayısı büyümüyor. Dolayısıyla yeni uzmanlık alanlarını oluşturaraktan meslektaşlarımızı bu uzmanlık alanlarına yönlendirmemiz gerekiyor.
Bu sene özel bir slogan geliştirdik. Yerelde ve yerinde eğitim sloganımız. Gerçekten meslektaşlarımız tarafından rağbet görüyor. Bunun açılımı da şu şekilde ifade edeyim. Bursa çok büyüdü. Yani nüfus olarak büyüdü. Ulaşım olarak zorlaştı. Bütün meslektaşlarımızın BAOP'a gelip eğitim alması çok zorlaştı. Hem ulaşım anlamında hem de Bursa'nın büyümesi anlamında. Biz eğitimlerimizi yerele ve yerinde şeklinde ifade ettik. Yerinden kastımız organize sanayi bölgeleriyle işbirliği yaparaktan oradaki meslektaşlarımızın ayağına hizmeti götüreceğiz, eğitimleri götüreceğiz ve bunların alacağı eğitimler de farklı olacaktır. Onların çünkü bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın ihtiyaçları farklı. Yerelde dedik, gerçekten ilçelerde çalışan birçok meslektaşımız var. Onlar Bursa'ya gelip bizim sempozyumlarımıza veyahut da diğer eğitimlerimize katılamıyorlar. Bunların ayağına bunları götürmek suretiyle de eğitimlerimizi yerelde ve yerinde şey yaptık. Nitelikli eleman projemiz var. Gerçekten önemsiyoruz. Bugün her sektörde belki aynı sıkıntı var. Ama bizim mesleğimizde ayrıca bir sıkıntımız var. Buna yönelik oda olarak ciddi bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Mobil Oda ve Sesli Dergi diye bir projemiz var. Geçen dönem Mobil Oda kısmı vardı bunun. Bu projemizin bir kısmını TÜRMOB'umuz aldı, uygulamaya başladı. Ama Sesli Dergi projemiz de bu sene ilk defa dile getirilen projelerden birisi. Mesleki çalıştayları az önce bahsettim. Gerçekten sorunlarımız belli. Her platformda biz sorunlarımızı konuşuyoruz. Sempozyumlarda, forumlar yapıyoruz, birçok masraf yapıyoruz ama bunlara çözüm önerileri neler? Hangi noktada nasıl çözüm getirileceği konusu hiçbir zaman için proje anlamında dile getirilmiyor. Biz mesleki çalıştayları oluşturaraktan bu projelere, sorunlara yönelik odaklı çalıştaylar yapacağız. Her meslek mensubuna bir web sitesi var. Çok önemli bir projemiz. Gerçekten angaryamız çok. Üzerimize yüklenen çok. Aynı bilgiyi biz Sosyal Güvenlik Kurumu'na veriyoruz, Vergi Dairesi'ne veriyoruz, TÜİK veriyoruz, işte bankalara veriyoruz. Bu bilgilerin bir havuzda meslek mensubumuz kendi web sitesinde toplandığı zaman müşterisine vereceği özel bir şifreyle buradan o bilgilerin müşterisinin temin etmesini sağlayacak bir web sitesi projemiz var. Altyapısı tamamen hazır. Bazı meslektaşlarımız da bunu zaten uyguluyor. Sosyal yaşama destek projelerimiz bizim olmazsa olmazımız. Gerçekten mesleğimiz yoğun bir tempo içerisinde meslektaşımız dışarıya çıkıp ailesiyle, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla zaman geçirecek vakit bulamıyor. Bulsa da bir şey yapamıyor. Bir meslektaşları bir araya getirecek bir sosyal tesis projemiz var. Bunu da belediyenin tesislerinde ciddi indirimler olaraktan da temin etmeye çalışacağız. Çünkü böyle bir işletme maliyetinin yüksek olduğunu biliyoruz. Odamızın bütçesi bu anlamda kısıtlı ama sivil toplum kuruluşu veyahut da belediyenin tesislerini kullanaraktan meslektaşlarımıza hizmet edebileceğimizi gerçekten önemsiyoruz. Bunlar tabii yerelde, yani odada bizzat bizim yapabileceğimiz projelerdi. Bir de genelde projelerimiz var. Yani bugün en son bir meslektaşımız cumartesi günü trafik kazası geçirdi. Şu an için hastanede yoğun bakımda ama 31'inde verilmesi gereken beyannameleri var. Bu meslektaşım şu an için o beyannamesini veremeyecek pozisyonda. Bunun için dedik ki meslektaşımızın mücbir sebep kapsamını yoğun bakımda olduğu süreç içerisinde mücbir sebep kapsamına alınacak. Burada çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu da tabii yasayla olacak bir olay. Bunların mesaikin takipçisi olacağız. Sözümün başında bahsettik. Bağımlı çalışan meslek mensuplarımıza muhakkak bir ücret skalası yayınlanması lazım. Burada büyük bir haksız rekabet var. Meslektaşımızın hakkı yeniyor. Onlara kesinlikle buna yönelik proje geliştireceğiz. Meslektaşımız uygun bir mali tatil diye bir başlık attık. Bizim mali tatilimiz var. Diğer hukukçuların olduğu gibi ama hukukçular herkes tatile giderken biz meslektaşım maalesef tatile gidemiyor. Çünkü beyannameler ertelenmiyor. Buna benzer diğer konular ertelendiği için biz meslektaşa uygun bir mali tatil. Biz beyannamelerin tamamen bir ay ertelenmesini istiyoruz. Meslektaşım o ay hiçbir tasaya, kaygıya kapılmadan rahatça tatilini ailesiyle huzur içerisinde en azından bir 15 gün, 20 gün tatil yapmasını arzu ediyoruz. Evet, son olarak şunu konuşalım Sayın Çeydir. Artık son günler,
seçim için 3 aday yarıştığını programın başından beri söylüyoruz. Hesabınızı yaptınız mı? Kazanma şansınız nedir? Biz hesabımızı yaptık. Ekim ayından beri çalıştığımızı ifade etmiştim. Bursa'da yaklaşık 4530'du. Son Hazırın listesi 4548 oldu. Yaklaşık 165 katılım bekliyoruz. Bu 165'in içerisinde de yaklaşık 1500 meslektaşımızı kendi grubu anlamında sandığa taşıyan grup ipi göğüsleyecektir. Biz bunun fazlasını getirebileceğimizi gerekli çalışmalarımızla, altyapılarımızla oluşturduk. Ekibimiz ciddi bir şekilde şu an için sahada çalışıyor. Çok büyük bir özveri veriyorlar. Hepsine tebrik ediyorum. Seçim son güne kadar çalışmayla geçecek, bunu da biliyorum. Biz şu an için muhasebe forumu var Ankara'da. Bizim ekibimizden hiçbir arkadaşımız o foruma katılmadı. Sadece meslektaşımıza elini sıkmak, onlarla birlikte olmak, projelerimizi anlatmakla ilgili şu an için gayretimiz devam ediyor. Biz 5 Haziran'da ipi göğüsleyen taraf olacağız. Peki. Özellikle meslektaşlarından şunu bekliyorum. Son cümlemiz olsun. Seçime katılmalarını, demokratik haklarını kullanmalarını, daha sonra da bize hesap sormalarını arzu ediyoruz. Sayın Çevdet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yarın yine aynı saatte gündemin getirdiklerinde karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.